Hüdapar olarak bu hafta GAP'ın başkenti olan Şanlıurfa'da Siverek ve Helvan çiftçilerinin tarımsal sulamadaki mağduriyetlerini bir farkındalık çalışmasıyla kamuoyunun gündemine sunacağız. Siverek'e su geldi. Vekillerimiz sağ olsun. Eyvallah, vekillerimiz sağ olsun. Halen böyle bir çağda, böyle bir zamanda suyun dibimizde olmasına rağmen halen su sıkıntısı çekiyoruz. İnşallah Hüdapar İl Başkanı Emin Bey'in aracılığıyla yetkililer bir anca sesimizi duyurur ve gereken adımları atmaya başlarlar. Devletimizden, milletvekillerimizden bir an önce Siverek Hilvan çevresine su vermeni rica ediyoruz. Siverek geniş ve verimli arazilere sahip. Eğer ki bu geniş ve verimli araziler suya kavuşturulmuş olsaydı, bugün vatandaşlarımız 1200 kilometre öteye başka şehirlere gidip mevsimlik tarım işinde çalışmayacak olurdu. Kendi şehrinde, kendi evinde işine gidip gelirdi. Biz de Siverekli çiftçi kardeşlerimiz gibi bundan sonra göletten kovalarla sularımızı alıp bahçemizi, ağaçlarımızı, bostanlarımızı bundan sonra böyle sulayacağız. Şanlıurfalı milletvekillerimizin canı sağ olsun. Maalesef buradan Mardin'e kadar 180 kilometrelik yolun tamamını suyu götürüyorlar. Fakat suyun dibinde olan talalar kupkuru kalmış. Adeta varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Biz artık verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Eğer buradaki Fırat suyu 180 kilometre öteye götürülebiliyorsa Hilvan'a da getirilir. Biz Hilvanlılar şunu sormak istiyoruz. Acaba biz üvey evlat mıyız ki Fırat'ın suyundan istifade edemiyoruz? Fırat akar akar da durur, Hilvan ve Siverek bakar da durur. Artık bu manilerde yer almış. Hilvan ve Siverekler merak ediyor. Diyorlar ki biz bu memlekette üvey evlat mıyız? Neden hemen yanı başımızdaki bulunan baraj gölünden biz faydalanamıyoruz? Kuru tarıma mahkum ediliyoruz. Zarar ediyoruz. Mevsimlik tarım işçisi olarak dışarıya gitmek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız eğitimleri yarada kalıyor. Çocuklar okuluna devam edemiyor. Mevsimlik tarım işçisi olarak gidiyorlar. Yollarda trafik kazası geçiriyorlar. Sulama kanallarında çocukları boğuluyor. Artık yeter ya, nereye kadar gidecek ya? Daha 40 yıl beklediler. Bir 40 yıl daha mı beklesinler? Ne olacak? Bu Şanlıurfa milletvekillerinin büyük bir ayıbıdır. Bir proje başlayacak, neredeyse yarım asrı bulacak, halen yarıda kalacak. Hilvan ve Siverek bir damla suya bile muhtaç. GAP projesi tam manasıyla bitirilmiş olsaydı bu bölgede 3.7 milyon insana iş imkanı doğacaktı. Yani Şanlıurfa'ya dışarıdan insanlar gelecekti ve burada iş bulacaklardı. Ama şu an Şanlıurfalılar dışarı gidiyorlar iş bulmak için maalesef. Bu da tekrar söylüyorum, Şanlıurfa milletvekilleri için büyük bir ayıptır. Bu ayıptan kurtulmak istiyorlarsa iktidar muhalefet fark etmez. Bir araya gelecekler, meclisi harekete geçirecekler. Tabiri caizse meclisi ayağa kaldıracaklar. İlgili bakanlıklarla görüşüp bir an önce bu projeyi uygulamaya koymaları gerekir. Hilvan ve Siverek artık suya kavuşmak istiyor. Devlet vatandaşı için vardır. Devlet insan için vardır. Devlet hizmet için vardır. Devletin varlık sebebi insana hizmettir. Eğer bu insanlar da bu ülkenin vatandaşı ise o zaman bu hizmeti almak onların en doğal hakkıdır. Birileri çıkıp diyor ki efendim bu sulama projesinin maliyeti yüksek. Ben de onlara şu cevabı veriyorum. Diyorum ki hiçbir sulama projesinin maliyeti ithalat kadar pahalı değildir.